Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen şu elimde görmüş olduğunuz Oppo Reno 2 cep telefonunun kamera özelliklerine göz atıyoruz. Telefonun kamerasıyla ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda hep beraber izliyoruz. Önce kahvemden bir yudum alayım. Çünkü uzun bir inceleme olacak. Sizin de çay ya da kahve almanızı şiddetle öneriyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda biz Oppo Reno'nun, ki o da hemen şurada, kamera incelemesini yapmıştık. Güzel bir cep telefonuydu. Özellikle de kamera tarafında iddialıydı. Hatta geçtiğimiz günlerde Oppo'nun Sıla'yla gerçekleştirdiği, ki ünlü bir müzik sanatçısı biliyorsunuz, bir reklam filmi de vardı. Orada da yine telefonun, oradaki model yalnız A9 2020 idi. Kamera özellikleri ön plana tutuluyordu. Bu modelde, yani Oppo Reno'da kamera özellikleri gelişmiş bir model. Hatta markanın amiral gemisi olarak tabir edebileceğimiz modellerinden bir tanesi. Şimdi aslında dış görünüm olarak bakacak olsak, bu bir telefon incelemesi değil. Evet, kamera incelemesi yapıyoruz ama hani şöyle yan yana koyayım iki telefonu, bakın. Bu elimde görmüş olduğunuz Oppo Reno 2, bu da Oppo Reno, yani 1 diyebiliriz buna. Bu 1, bu da 2'si. Aslında tasarım anlamında çok da büyük bir farklılık yok ama kamera sayılarında önemli bir değişiklik var. Bunda mesela 5 kamera varken bunda 3 kamera var. Yani arkada 2 kamerası var bu Reno 1'in. Reno 2'nin ise 4 kamerası var arka tarafta. Tabii kamera sayısı artınca haliyle ve doğal olarak telefonların özellikleri de, yani kameranın özellikleri de o oranda artmış oluyor. Bu arada yeri gelmişken onu da belirteyim. Kutu açılı videosu yapmıştık biz. Merak edenler yukarıda, ona şimdi linkini vereceğim. Oraya bakabilir. Şöyle bir kılıf da çıkıyor. Ben genelde bu sert kılıf ile kullandım. Şöyle sert bir kılıfımız var. Bununla beraber kullandık. Bu kılıfın da çıktığını söyleyeyim. Önceki modelde de benzer bir durum var bu arada. Şimdi gelin Oppo Reno2'nin kamera özelliklerine bir göz atalım. Telefonun ana kamerası, yani arka kamerası 48 megapiksel çözünürlük sunuyor. Diyafram açıklığı 1.7. Bu ana kameramızın 0.8'de nm'de piksel boyutu olduğunu söylemiş olalım. 13 megapiksellik f2.4 diyaframlı ikinci kameramız ise telefoto özelliğine sahip. Üçüncü kameramız 8 megapiksel. Anlaşıldığı üzere ultra geniş açı ve diyafram açıklığı da f2.2. Dördüncü kamera ise, bu dördüncü kamera biraz farklı. Biliyorsunuz diğer modelde, Reno 1'de sadece zoom özelliği vardı. Yani 2x zoom girebiliyordunuz. Bunda hem zoom var hem ultra geniş açı var. Aynı zamanda 3. kamera 2 megapiksellik bu kameramız ise siyah beyaz tonlamada kullanılıyor. Yani siyah beyaz fotoğraf çekmek için değil bu arada, onu karıştırmamakta fayda var. Tabii siyah beyaz fotoğraf çekerken bu kamera kullanılıyor ama asıl özelliği, biliyorsunuz belki hatırlayanlar vardır, Huawei P20 Pro'da da benzer bir kamera vardı. Bu siyah beyaz kamera özellikle renk dağılımları ya da ton geçişlerinin çok daha iyi olmasını sağlıyor. Önemli bir özellik. Ben P20 Pro'nun kamerasını çok beğenmiştim. Hala da en beğendiğim kameradan bir tanesi ama Mate ailesinde bu siyah beyaz kamerayı kaldırdılar. Hatta P30'da da benzer şekilde bu kamera kaldırıldı. Siyah beyaz kamera artık Huawei telefonlarında bulunmuyor ama bu sefer de Oppo bayrağı devralmış gibi görünüyor. Bunun detaylarını veya ne fayda sağlayacağını ilerleyen dakikalarda sizlere anlatacağım. Bu ana kameramız 2160p, yani 4K 30fps video kayıt yapabiliyor. 1080p'de de 60fps video kayıt özelliği var. Gyro Ace, yani dijital imaj sabitleme özelliği var. Videoda özellikle bu işe yarıyor, onu söyleyeyim. 2x optik zoom yapabiliyor bu zaten ikinci kameradan dolayı. 5x hibrit zoom var. 20x de dijital zoom. Tabii ki dijital zoom çok iyi sonuç vermiyor. Bunu şimdiden söylemiş olayım. Reno 2'nin ön kamerası aynen Reno'da olduğu gibi balık yüzgeci şeklinde böyle kalkacak şekilde bir tasarlanmış üst tarafta bulunuyor. Yani ön yüzde bir kameramız yok. Üst, yan yüzde bulunan bir kamera mevcut. Bu şekilde böyle balık yüzgeci şeklinde açılıp, köpek balığı yüzgeci daha doğrusu şeklinde açılıp kapanan bir pop-up kameramız var. LED flash'ımız var. Hem önde hem arkada iki tane var bu arada. Önde bir tane var.
Bu da o kameranın motorize tarafına gizlenmiş durumda. Bu kameranın çözünürlüğü 16 megapiksel. F2.0'da diyaframımız olduğunu söyleyelim. Odak uzaklığımız ise 26 milimetre. Bu da Full HD video kayıt yapabiliyor. 30 FPS'de standart bir çözünürlük. Yani ana kamera 4K 30 FPS, ön kameramız ise Full HD 30 FPS kayıt yapabiliyor. Şimdi Reno 2'nin bu kamera teknik verilerinden sonra biraz da kamera menüsüne bakacak olsak aslında daha önce yine Reno'da karşımıza çıkan standart bir kamera menüsü bizi karşılıyor. Ama kameraların kabiliyetleri arttığı için buralarda belli ekstra özellikleri kullanabiliyorsunuz. İlk açtığımızda her zaman olduğu gibi bir fotoğraf tarafı bizi karşılıyor. Fotoğrafta flash açıp kapatma gibi bir özelliğimiz var. Açık otomatik dolgu ışığı şeklinde 3 farklı seçeneğimiz var. HDR'mizi de yine kapalı açık otomatik yapabiliyoruz. Bir geniş açı, ultra geniş açı ve makro modu var. Şimdi bu modu yukarıya almışlar. Ben burada biraz eleştireceğim. Bazı modlarda bunu kamerada kullanırken işte parmağınızda zoom çıkıp zoom girdiğinizde de otomatik olarak geçiyor ama birçok modda yukarıya basmanız gerekiyor. Bunu aslında bir şekilde orta menüde koyabilselermiş. Yani koyulduğu tarafları var ama her zaman değil. Bence daha iyi olurmuş ama yukarıdan da bastığınız zaman direkt ultra geniş açı ya da makro moduna ulaşabiliyorsunuz. Bu da o kamerayı kullanıyor tabii haliyle. Bunun dışında baktığımızda parıltı rengini aç, pırıltı rengini aç ve pırıltı rengini kapat gibi bir özelliğimiz mevcut. Bu arada bir de efekt seçeneklerimiz var. 10 tane farklı efekti verebildiğimiz. Bunları Oppo böyle R şeklinde tanımlamış. R1, R2, R3, R4, R5'te böyle gidiyor. Bunların ise farklı renk etkileri var. Ve bu etkilerin işte siyah beyaz vesaire de yine buradan yapabiliyorsunuz. Ana kamerada bunları kullanabiliyoruz. Ayarlara baktığımızda da standart aslında telefon ayarları yine buradan bizim karşımıza çıkıyor. Bu arada cep telefonunun ana kamerası 48 megapiksel çekiyor ama ayarlara girip 48 megapikseli işaretlemeniz gerekiyor. Ben mesela bu tip kameralarda her zaman söylüyorum. Yani bu kamera menüsünde 48 megapikseli daha kolay bir yere koyabiliriz. Çünkü bu şekilde olduğu zaman hani menüye gireceksiniz, 48 megapiksel çekeceksiniz, sonra 48 megapiksel çekecek. O biraz böyle uğraştırıcı oluyor. Normalde o yüksek çözünürlükte çekmiyor. 12 megapiksel çekiyor muhtemelen. Ama oraya girip yaparsanız 48 megapiksele çözünürlük arttırılmış oluyor. Bunu böyle menüye falan koysalar da daha iyi olurdu. Mesela Xiaomi'nin falan da var böyle modellerinde. Menüye de koyuyorlar. Yani menüye derken fotoğraf çekim menüsüne de koyuyorsunuz ve orada hemen görebiliyorsunuz. Daha bir pratiklik oluyor. Ana kameramızın yine portre modumuz var. Yine burada da birçok efekti kullanabiliyorsunuz. Burada 6 tane efekt var yalnız portre modunda. Normal fotoğraf modunda ise 10 tane var. Burada 6 tane efekti kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında alan derinliğini de ayarlayabiliyorsunuz portre modunda. Bokeh diye geçiyor. Bunu böyle işte %10, %0'dan tutup da %100'e kadar istediğiniz gibi yani arka planın flu veya netliğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Fotoğraf modundan sonra video modumuz var. Video modunda şundan bahsetmek isterim. Video modunun titreşim engelleme özelliğini açtığınızda Full HD'ye geçiyor video. Ultra sabit açık diye bir, yani ultra sabitleme açık anlamında bir modumuz var yukarıdaki menüden. Bunu basabiliyorsunuz. Bu arada video çekim sırasında kameraların farklı geçişlerini kullanabiliyorsunuz. Yani kayıt ederken işte geniş açıya geçeyim, zoom'a gireyim, tekrar geniş açıya geçeyim, telefotoya geçeyim, normale geçeyim gibi şeyleri yapabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Çünkü mesela bence hani bu en büyük sıkıntılardan bir tanesi budur. Bazı giriş seviyesi cep telefonlarında bunu yapamıyorsunuz. Burada yapabiliyorsunuz. Yani video modunda da giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Ama bu ultra sabitleme özelliğini açtığınızda sadece Full HD video kayıt yapabiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. Yine video modunda da farklı işte bokeh etkisi vesaire de verebiliyorsunuz. Videoda da yapabiliyorsunuz bunu. Yine renk efektleri de filan da var burada. Burada F diye geçmiş. F diye geçiyor video modundayken. F10 olmak üzere yani 1'den 10'a kadar farklı efektler var. Bunları da yine video modunda da kullanabiliyorsunuz. Temelde video, fotoğraf ve portre olmak üzere 3 tane mod bizi karşılıyor. Ama şöyle yan tarafta bir menümüz var. Oraya bastığımız zaman gece, panorama, uzman, zaman atlaması ve ağır çekim modları da yine karşımıza çıkıyor. Bu arada şöyle bir durum var. Şimdi gece modunu çok geliştirmiş. Bunun örneklerini ben hem konuşurken de ekranda size vereceğim. Gece modu standart gece modu biliyorsunuz birçok telefonda var. Bu telefonla fotoğraf çekerken uzun süreli pozlama yapıyor aslında. Ama burada Oppo Reno 2'de farklı bir şey de yapılmış. Tripod modu diye bir özellik var. Şimdi normal gece modu zaten tamam onu çekiyor zaten işte uzun pozlama yapıyor vesaire. Tripod modunda da çok daha uzun süre pozlama yapıyor. Yani
Ben yaptığım denemelerde zifiri karanlıkta filan 45 saniyeye kadar pozlama yaptığını gördüm. Tabi bunun adının tripod modu olmasının esprisi de şuradan geliyor. 45 saniye siz bir cep telefonunu kamerası açıkken tutamazsınız titremeden. O yüzden mutlaka ve mutlaka sabit bir tripoda koymanız gerekiyor. Adı üzerinde zaten tripod modu diye geçiyor. Tripoda koyup çekmeniz lazım. Ben bunlarla ilgili bazı örnekler çektim. Hem burada hem de örnek fotoğraflarda sizle paylaşacağım. Aynı zamanda burada Oppo Reno2'yi kullanarak çektiğimiz fotoğrafları açıklama kısmındaki galeride de daha yüksek çözünürlük ve daha fazlasını da görebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Ama bu gece modu çok başarılı. Özellikle böyle Edirnekapı'da, metrobüs durağında falan bazı denemeler yaptım. Çok iyi sonuçlar veriyor. Gerçekten çok iyi sonuçlar. Yani profesyonel bir makineyle çekebileceğiniz kadar iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Ben bu tripod modunu çok beğendim ama adının üzerinde olduğu gibi tripoda, yani sabit bir yere koymanız gerekiyor. En ufak bir titreşimde bile fotoğraf kötü çıkıyor. Bunu belirteyim. Yani güzel fotoğraf çekmek istiyorsa tripod modunda mutlaka hiç kımıldamaması gerekiyor. 30 saniye boyunca veya 45 saniye boyunca. Genelde 30 saniye çekiyor. Çok az ışık varsa 45 saniyeye kadar uzattığında gördüm. Sabit bir süresi yok ama genelde 30 saniye olduğunu söyleyebilirim. Fotoğraf kalitesini ve video kalitesini ben çok başarılı buldum. Yani Oppo Reno'yu beğenmiştim zaten, biliyorsunuz. Oppo Reno 2 de benzer şekilde benden çok olumlu puanlar aldı. Özellikle Sıla'nın kullandığı A9 2020 de test için bekliyor. Onun da kamerasını yine özel bir şekilde test edeceğim. Halen fotoğraflar çekmeye devam ediyorum. Ama fotoğraf ve video kalitesinin çok başarılı olduğunu söyleyeyim. Ön kamera menüsüne gelecek olursak, aslında ön kamerada arka kameraya benzeyen bir menüyle bizi karşılıyor. Fotoğraf, portre ve benzer şekilde bir video geliyor temelde. 3 tane geliyor. Panorama, zaman atlaması ve etiket olmak üzere de 3 tane farklı seçenekle bizi karşılıyor. Etikette böyle hani animasyonlu şeyler falan görebiliyorsunuz. Farklı farklı hayvancıklar, ayıcıklar vesaireler, kedi medi falan gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Onun dışındaki diğer modlarda da işte alan derinliğini hani bokeh etkisiyle beraber fotoğraf çekiyorsunuz. Yine bu alan derinliğini çok başarılı bir şekilde yok etmeniz veya istediğiniz gibi ayarlamanız da yine bu modda mümkün hale geliyor. Yine bu modda da bu arada farklı efektleri kullanabiliyorsunuz. Burada da 5 tane var mesela. Portre modundayken 5 tane var. Fotoğraf moduna baktığımızda mesela fotoğraf modunda da 1, 2 sayalım bakalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane var. Fotoğraf modunda da 10 tane, yani ön kameranın fotoğraf modundan bahsediyorum. 10 tane efekti kullanabiliyorsunuz. Video moduna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yine 10 tane efekti de yine video modunda da kullanabiliyorsunuz. Ön tarafı söylediğim gibi Full HD çekiyor. 30 FPS. Video kalitesini de ben beğendim. Fotoğraf kalitesi de gayet başarılı. Bu arada kameranın düşme sensörü var. Yani fotoğraf, cep telefonunun daha doğrusu. Düştüğü zaman ekranı kapatıyor. Şöyle yapalım. Mesela telefonumuza bir uyarı veriyor. Mesela şöyle göstermiş olayım. Düşme algılandı diyor. Tekrar aktif hale getirelim mi diyor. Etkinleştir derseniz kamerayı tekrar açmış oluyor. Bu da bu şekilde, hani merak edenler olabilir belki bunu. Kamera düştüğü zaman, telefon düştüğü zaman ne olacak diye. Otomatik olarak kapanıyor. O düşmeyi algıladığı anda zaten kamera kendini korumaya alıp kapattığını belirtmiş olayım. Şimdi gelin fotoğraf ve video örneklerine bir bakalım. Hem gündüz video, hem gece video, hem çeşitli farklı ortamlarda çektiğimiz fotoğraflar ve ön ve arka kameranın video ve fotoğraf örneklerine bir bakalım. Akabinde son yorumlarımızı yapıp videoyu kapatacağız. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bu videoyu Oppo Reno 2'nin ön kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. Şu anda İstanbul'dayız. Kapalı ve gri bir hava var. Açık bir alandayız. Muhtemelen trafik sesleri de yine telefon üzerinden size ulaşıyordur diye tahmin ediyorum. 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor Oppo Reno 2'nin ön kamerası. İşte Oppo Reno 2'nin ön kamerasının kalitesi bu şekilde. Şöyle bir hareket edeyim. Bu hareketle beraber kameranın kalitesini daha da net bir şekilde görmüş olacaksınız. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bu videoyu Oppo Reno 2'nin ana kamerasını kullanarak kayıt ediyoruz. Bu arada videoyu 48 megapiksellik ana kamerayla kayıt ediyoruz. Biliyorsunuz 4 tane kamerası var Oppo Reno 2'nin. Bu şu anda kayıt yaptığımız normal kamerası. Video çekimi sırasında kameralar arasında geçiş yapabiliyoruz. Aynı zamanda dijital zoom'u da kullanabildiğimizi belirtelim. İstanbul'dayız. Kapalı bir İstanbul havasında Aralık ayından sizlere sesleniyorum. Bir yandan yürüyorum, bir yandan da bu videoyu çekmiş oluyoruz. İşte Oppo Reno 2'nin ana kamerasının video kalitesi de bu şekilde.
Oppo Reno 2, Oppo Reno'nun mirasını devam ettiren, hatta onu biraz daha ileri taşıyan bir model olmuş. Bence Oppo bu kamera konusunda daha saldırgan olabilir, daha agresif olabilir. Çünkü güzel bir kamera tarafı var. Zaten son reklamlarında da sadece kamera özelliklerini anlatan bir reklam üzerinden de ilerlemişlerdi. Görünüyor ki bu alandaki iddialarını devam ettirecekler. Güzel bir kamerası olmuş. Arayüzü basit ama işe yarayan özelliklere sahip. Video ve fotoğraf örneklerinde zaten siz de gördünüz. Kendi kararınızı kendiniz de verebilirsiniz. Videonun içinde bahsettiğim gibi eğer bu videodaki fotoğraflar size yeterli gelmezse daha detaylı versiyonlarını açıklama kısmında göreceğiniz linkteki galeride görebilirsiniz. Teknoloji Oku üzerindeki o galeriyi mutlaka tıklayın, bakın. Diğer örnek fotoğraflarımızı da görün. Farklı ışık şartlarında çektiğimiz, farklı ortamlarda değerlendirdiğimiz. Ona göre siz de kendiniz karar verirsiniz. Gelelim Oppo Reno 2'nin fiyatına. Evet, bu bir inceleme videosu değil ama kamerasını değerlendirdiğimiz için fiyatını da bir şekilde içine katmak ve bunu da yorumlarımızda söylemek durumundayız. Ürünün biz bu testi yaptığımız Aralık 2019 tarihindeki fiyatı 5600 TL civarında idi. 3 aşağı 5 yukarı bu fiyatları alabiliyorsunuz. Kamerası çok güzel, evet, ama fiyatının birazcık yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Telefonla gelen ilginç bir uygulama da var. SoLoop isimli uygulamayı kullanarak videolarınızı çok böyle başarılı, neredeyse tabi tam olarak olmasa da bilgisayarda yapıyormuş gibi, bir editleme yapıyormuş gibi, düzenleme yapıyormuş gibi hazırlayabiliyorsunuz. Böyle videolara işte çeşitli efektler vermek, müzik eklemek vesaire gibi işlemleri cep telefonunuzda bile hızlıca halledebiliyorsunuz. Bu manada SoLoop uygulaması çok güzel olmuş. Eğer bu telefonu alırsanız mutlaka ve mutlaka kullanmanızı öneriyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Oppo Reno 2'nin kamerasıyla ilgili merak ettikleriniz ya da şöyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu diye bir sorunuz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşın. YouTube kanalımıza abone olmayı ve her zaman söylediğimiz gibi bizleri Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede, farklı bir kamera incelemesinde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.